Ünal Başkan beni ilk 35 yaşında Türkiye'de değil dünyada bir ilki başardık biz. Profesyonel futbolcu oldum 35 yaşından sonra ve Zeytinburnuspor'da top oynadım. Bayağı uzun bir dönem 2 yıl boyunca. Bir anda rahatsızlandığını duyunca tabii. Ünal Başkan gerçi ayaklarının üstüne her zaman sağlam basar, bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Burada da çok güzel bir arka tarafta bu işin mutfağı çok önemli. Futbol camiasının mutfağı gibi çok değerli hocalarımız, profesör hocalarımız ve arkadaşlarımız o kadar iyi bakmış ki Ünal abiyi ben gayet iyi görüyorum. Allah nasip ederse yakında alıp yeşil sahada beraber koşarız inşallah. Evet. Mesajlar bunlar tabii, aile burada, çok değerli arkadaşlarımız var. İsterseniz hemşireler adına da personel tabii çok önemli, olmazsa olmazlar. Bir hemşire arkadaşımızı konuşturalım, sizi tanıyalım. Gülşah Şeker, burada çalışıyorum, klinik hemşiresiyim. Evet, tabii günleriniz yoğun geçiyor ama evet. Sporun bu dayanışması size birazcık motive oldu mu? Yani sizi hatırlanmak, sizlerin emeğini evet. ortaya koymak. Sizleri, Ünal Bey'i ve burada hep birlikte olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir ortam. Evet. Kolay evet. gelsin hepinize, tüm arkadaşlarınız. Emeği geçen herkesi kutluyoruz. Şairin dediği gibi unutmamalı. Unutmamalı ki unutulmayalım. İşte ahde vefa, işte güzellikler. Biz burada tüm başta sayın profesörümüz olmak üzere doktorlarımıza, hekimlerimize ömür boyu onlara başarı diliyoruz. Sağlık, sıhhat, güzellikler diliyoruz. Kapılarını açtığı için de ayrıyetten bilim dalına da çok ama gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet, haydi bakalım. Onu sömüremezsiniz hocam. O sömmez. Başkan, ne dilek tuttun? Söyle bakalım. Dileğini söyle. Vallahi kişilerle sevgi içinde yaşamayı dilek tuttum. Evet. Önce sağlık istiyoruz. Muhakkak ki tabii ki. Ama kişilerle sevgi içinde olmak, çok mutlu olmak çok güzel bir şey. Evet. Son zamanlarda işte bu görüntüleri hep beraber paylaşalım. Ne varsa güzelliklerde, dostluklarda var. Baki kalan şu kubbede hoş bir sada da var. Umarım siz de bu güzellikleri tüm Türkiye'de yaşatıp yaşatacaksınız efendim. Renkler lacivert beyazdı ama şimdi kırmızı siyah. Karagümrük'ün ikinci başkanı Halit Acar burada. Çünkü o Ünal Tombiler'le önemli çalışmaları beraber icra etmişti. Sayın Acar merhaba. Merhaba. Şimdi tabii böyle günlerde insan dostunun yanında olmak istiyor. Böyle kötü günlerde zamanında beraber çalıştığın, zamanında beraber görev yaptın. Abi kardeş ilişkisi olan olduğumuz bir durumda. İnşallah şu anda gördüğümüz kadarıyla sağlığı da daha iyi. İleriki zamanlarda çok şey öğrendim beraber. Yaklaşık 3-3,5 sene yöneticiliğini, as başkanlığını yaptım başkanı. Aramızda bir daha görmek istiyoruz. Allah'ın izniyle en kısa zamanda da aramızda olacak. Hasta tabii çok önemli ama hastaya bakmak daha önemli. İşte aile dayanışması burada. Evet, seni bir tanıyalım bakalım. Ben Ünal Tomire'nin kardeşiyim. Adım Serap. İşte yani yanındayız. Hayata döndüğü için çok mutluyuz. Buradaki tüm doktorlarımıza, hocalarımıza, hemşirelerimize, A'dan Z'ye, hasta bakıcımızdan yemek veren ablamıza bile herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepsinin ayrı ayrı emeği var. Evet, seni tanıyalım bakalım. Ben kızıyım Ünal Tombiler. Gerçekten çok sevgilendiler burada. Yani zor bir hastaydı aslında ama kısa sürede iyileştirdiler. Herkese teşekkür ediyoruz o yüzden. Sizin aracılığınızla buradan teşekkür etmiş olalım. Evet. Biz de Mehmet Çelikli Spor Penceresi'nden tabii dediğimiz gibi her zaman vefanın yanındayız. Emeği geçen herkese, personele, hocalarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ünal Tombiler'in bir an evvel statlara, sahalara, her şeyden evvel de sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz efendim.
Kıyılı. Kıyılı'nın sunduğu Mehmet Çelik'le Spor Penceresi devam edecek. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı desteğindeki Vodafone Çiftçi Kulübü Tırı, bereketinizi artıracak bilgi ve teknolojilerle köyünüze geliyor. Alçe Grup'tan dev adım. Halkımıza müjde. Kira öder gibi ev sahibi olmak artık elinizde. Projemiz 8 bloktan oluşmaktadır. Her bir blokta 40 dairemiz vardır. Böylece toplam 320 dairelik bir projedir. Metropol kent konutlarında 400'er metrekareden oluşan 2 katlı alışveriş merkezi binası ve bu binanın altında da kapalı yüzme havuzu mevcuttur. Sosyal donatı alanları olarak projede tenis kortu, voleybol, basketbol sahası ve çocuk oyun alanı mevcuttur. Metropol kent konutlarında pencereler plastik doğrama ve ısı camlı, kapılar Amerikan panel, salon ve odalar laminen parke, banyo mutfak, antre ve balkonlar seramik kaplıdır. Dairelerin dış kapıları ise çelik kapıdır. Her türlü konfora sahip daireler son derece uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla satılmaktadır. Metropol kent konutları projesi bölgede hem kalite hem de fiyat olarak en uygun projedir. İletişim ve detaylı bilgi için 0212 570 9003 numaralı telefonu hemen arayın. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Atatürkeserleri.com'dan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evinde, iş yerinde ve arabasında bulunması gereken meydanlarda gururla taşıyacağınız eşsiz bir bayrak seti. İşte Türk Cumhuriyeti'nin özgürlük ve bağımsızlığını sembolize eden uzun yıllar gururla dalgalandıracağımız Türk bayrağı seti. 1. 70'e 105 ölçülerinde Atatürk'ün kalpaklı resminin süslediği kaliteli kumaştan Türk bayrağı. 2. Evinizde, okulunuzda ve iş yerinizde yıllarca onurla dalgalandıracağınız 70'e 105 ebadında Türk bayrağı. 3. Arabanız için kaliteli kumaştan hazırlanmış üçgen bayrak. Türk bayrağı setini alan herkese 2 hediye. 1. Atatürk'ün en güzel sözlerinin süslediği ay yıldızlı Atatürk şapkası. 2. Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı kaliteli anahtarlık. 5. Muhteşem eserden oluşan bayrak setimiz kısa bir süre için sadece 25 lira. Adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığıyla bayrak seti bir telefonla evinizde. 0212 674 60 61. Atatürkeserleri.com. Kıyılı. Kıyılı'nın sunduğu Mehmet Çelik'te Spor Penceresi devam ediyor. Evet, Ünal Tombulel 58. yaş günü kutlu olsun. Emeği geçen herkesi kutladık ve özellikle güzel bir KC'ye de teşekkür ettik. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne. Efendim, ben hemen bundan sonra neler var? Bir badminton yapacağız. Sonra da Kapaklı Belediyesi'nin savunma sporlarındaki seminerine gideceğiz. Bunu da sabırla bekleyecek ekran başındaki amatör spor severler. Peki bize nasıl ulaşacaksınız? sporpenceresi@gmail.com sporpenceresi@gmail.com adresimize, mailimize, elektronik postanınıza atıp burada programımıza konuk olup sorularınızı sorabilirsiniz. Hemen bunları örnek bir başkanın yolladığı elektronik postayı okumak istiyorum. Kırklareli'nden Sayın Erol Gökçe, Kırklareli Bedensel Engeller Spor Kulübü adına, basketbol takımı adına bunu yollamış. Muhteşem bir program ve süper konuklar. Bize keyifle izlemek kalıyor. Seymen Başkan ve Yılmaz Aktepe'ye, ekibine birlikte başarılar dilerken sizi de ekibinizle beraber Trakya'ya bekliyoruz Mehmet Hocam. Unutmayın, pazar günü saat 14'te maçın ismi Kırklareli Bedensel Engeller Küçükçekmece efendim ne demiş kulübümüzün ismi. Evet, Dostluk Engelliler Basketbol takımı. Öyle değil mi? Müsabakasını. Evet, bu hafta müsabakası. Bekliyoruz. Saat 14'te demiş Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda.
Kırklareli'nde. Ve şimdiden bizi Sayın Erol Gökçe herkesi Kırklareli'ye davet ediyor. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz Erol Sayın Başkanımıza. Erol kısmetse pazar günü dostane bir şekilde müsabakamızı yapıp döneceğiz. Evet, peki sahada salonda kim kazanacak? İyi oynayan kazanacak. Bu hafta iyi oynadık, kaybettik. Bir de dostluk değil mi? Dostluk kazanacak. Peki. Ben hemen tekrar Aktepe'ye dönmek istiyorum. Sayın Aktepe, özellikle sevgili kameraman kardeşim gösterirse, Yaşam Kent gazetesi işte böyle bir gazete. Çok güzel, dolu dolu, haftalık bir gazete. Biz de yerel medyaya böyle destek olmaya devam edeceğiz. Onları onur edeceğiz. Onlar bizim kılcal damarlarımız, atar damarlarımız, toplar damarlarımız. Onlar bizim ulusalın temelindeki gerçek kahramanlarımız. Herhalde onu tam olarak şey yapamadık, yansıtamadık. Gökay, bir de senden alalım şu özellikle Kağıthane'de yapılan hafta sonu Cirit'in ustaları Kağıthane'de kapıştı. Yılmaz Aktepe'nin güzel bir spor sayfası var. Gösterebilirsek. Evet. Gayet güzel sevgili yönetmenim. Teşekkür ediyorum. Evet, peki tesisleşmeyi hemen toparlayalım. Gözde görülen Çekmece, Küçükçekmece ilçesinde tesisler gazetene nasıl yansıdı, satırlarına nasıl yansıdı? Biraz bu tesisleri basın hocam, gözüyle anlatır mısın? Öncelikle şunu söyleyeyim. Göstermiş olduğunuz izleyicilerinize dolayı teşekkür ederim. Küçükçekmece'de gerçekten Aziz Başkan'ın gelmesiyle birlikte tesisleşme diğer ilçelere göre çok çok arttı. Özellikle futbol yönünden 6 tane nizamı sağ var. Eskiden 2 tane vardı. Şimdi 6'ya çıktı. Bir de 5 evet. Tane mi Sayın Başkan? Toplamda 12 tane. 12 6 tane idman sahaları var. 6 tane de antrenman sahaları. Buradan görüntüleri nasıl? Şimdi bunların Sayın Aktepe yani özellikle çok güzel turnuvalar yapılıyor. Ligin havasından çok güzel bir lig yani kendi dünyasında kendi ilçesinde. Görünümler güzel de hocam şunu söyleyeyim. O tesislere bakmak çok önemli. Yapmaktan zor bakmak. Evet. Bakmak çok önemli. Şu anda Küçükçekmece'yi demek istemiyorum ama Küçükçekmece'de mesela bir iki tane de şey var. Şu anda odalarına giremiyorsun. Yani odalara bakılması lazım. Sular akmaz. Derken bunu biraz açalım. Soru işareti olmasın. Yani Çekmece ilçesi dışında da olan Tabii. Yani deplasmana yani gidilen, görülen. Sonuçta hepimiz insanız. Evet. Tuvalete gireceğiz. Tuvalet ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Giremiyorsun. Hijyenik olması lazım. Çamurlu yağmurlu havada üzerindeki çamuru şey yapman lazım. Evet. Yıkaman lazım. Yani öyle sahalar var. Ama federasyon şunu söyleyeyim. Federasyon sezon başlarken evet. Bize diyorlar ki biz soruyoruz yazdığımız haberi de devamı takip ediyoruz.